Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde karusel uygulaması yapacağız ve karuselimizi şuraya, yani slider, resimlerden oluşan bir slider'ı şuraya yerleştireceğiz. En son yaptığımız uygulama buydu. Bir önceki derste şöyle bir tab panel gerçekleştirdik. Bugün yapacağımız, bu derste yapacağımız uygulama ise şu şekilde bir karusel. İleri geri butonları mevcut. Aynı şekilde şurada indikatör ismini veriyoruz. Şurada bir yazısı var ve resmimiz var. Gene jQuery kütüphanesinden yola çıkarak bu karuseli oluşturacağız. Şimdi Dreamweaver'da en son üzerinde çalıştığım şey buydu. Şablon dosyası buydu. Bunu şimdi ben tekrar farklı kaydediyorum. Şablon 3 şeklinde. Evet, şablon 3, şablon 2 işim yok. Bunu kapatıyorum. Yine sıralama bu şekilde olacak arkadaşlar. Bootstrap min CSS, jQuery min JS, Bootstrap min JS şeklinde olacak. Karuseli iyileştireceğimiz yer burası. Yine bir açıklama satırı yazayım ben buraya. Slider başlangıcı ve bitiş. Evet. Bu araya bu işlemi gerçekleştireceğim. Tabii şimdi slider için kullanacağım bazı ifadeler var. Hemen div ile başlıyorum. Div ID ile başlayayım. Demo diyeyim. Demo. Class. Class. Karusel. Karusel. Evet. Yanına da slide diye yazayım. Bu da jQuery'den gelen bir şey. Class. Yine jQuery'den devam ediyorum. Data write, pardon. Write data write eşittir karusel. Evet. Burada oluşturduğum demo ID'li div bir karusel. Hatta slider karusel şeklinde isimlendirilecek. Şimdi bu karusel üzerindeki, slider üzerindeki şuradaki indikatörleri yaparak işe başlayalım. Bunlar kaç tane resmimiz veya kaç da illa resim olmak zorunda değil. Yazı da olabilir burada. Haberleri koyarsınız ve kaydırırsınız. O da olabilir. Kaç tane kaydırma alanı olacaksa o kadar indikatörümüz olacak. Biz bunlara indikatör adını veriyoruz. Bunu da biz ule ile gerçekleştireceğiz. Ule class karusel indikatör. Evet. Hemen her bir indikatörü bir karuselle, bir resimle veya bir alanla eşleştireceğiz. Bunun için de tabii ki li etiketini kullanacağız. Data target target eşittir. Bu alan demoda açılacak ve data slide eşittir. Slide, hatta şunu şöyle yapacaktık. Eksik yazdık. To eşittir 0 olarak isimlendireceğiz bunu. Class class bunu da aktif hale getireceğiz. Evet. Ve li'yi kapatalım. İlk şey bu. Li'yi şöyle de kapatabiliriz aslında. Evet. İlk indikatörümüz bu. Bu aktif olacak. Varsa o
indikatör aktif hale gelecek. İkinciliğimiz ve üçüncülüğümüz, bunlar aktif olmayacak. Dolayısıyla klaslarını siliyorum bunların. Evet, şöyle. Tabii numarası da aynı şekilde 0, 1 ve 2 olacak. 0'dan başlayacağız. U'yu böylece tamamlamış olduk. Yani indikatör tamamlandı çünkü 3 tane resmimiz olacak bizim. Şimdi karosel inner dediğimiz iç kısmına başlayacağız. Resimleri ve yazıları oluşturacağız. Div class karosel inner. Evet. Inner iç kısmı olacak. Her bir karoselde, her bir slide'da bizim item'ımız olacak. Karosel item'ımız olacak. İlk karosel item'dan başlıyorum şimdi. Div class karosel item. Bu tabii ki aktif olacak ilki olduğu için arkadaşlar. Şimdi bunun içinde ne olacak? Bunun içinde ne olacak? Bir tane resim olacak. Resim için img src resim diğer içinde olacak. Resim diğer içinde. Evet. İlk şu. Evet, ilk resmimiz bu. Okey. Evet. Bunu oraya uygun hale getirelim. Class'la. IMG thumbnail. Evet, şu şekilde. Resmimiz tamamdır. Şimdi bir de başlık olacak. Div class. Yani yazımız aslında. Karosel caption. Evet, şöyle olacak. O da bir yazıdan ibaret olacak arkadaşlar. Yazımız tabi resim üzerinde olduğu için başlık şeklinde yazalım. H6. Yazımız neymiş? Rektörlük kupasını kazanan okulumuz oldu. Evet. Rektörlük Evet. Caption da bu. Aktif olacak. Önemli olan bu. Inner'ın içerisinde karosel item. Ve bu şekilde tamamlamış olduk. Bu bizim item'ımız. Şimdi bundan çoğaltacağız. Bu bizim ilk item'ımız. Bundan çoğaltacağız. Aktifleri sileceğiz ama. Çoğalttıktan sonra bu ikinci item. Aktifleri sileceğiz. Evet. Bu RR4 olacak. Aynı şekilde tekrar bir item aktifi siliyoruz. Bu da RR5 olacak. Evet. İkinci yazımız mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla kutlandı. Şuraya da onu yazalım. Mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla kutlandı. Son şey. Evet, okulumuz sigara mücadele ekibi kuruldu. Okulumuzda sigarayla mücadele ekibi kuruldu. Şimdi ileri geri butonları mevcut değil. Bir öyleyken bir test edelim şimdi. Şablon 3 olacaktı şu. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi devam ediyor. Bakalım kendisi geçecek mi? Evet. Kendisi de geçiyor. Şimdi ileri geri şuraya ileri geri butonları yerleştireceğiz.
Yazılarımız tamamlı. Evet, bir sonrakine de geçsin. Şimdi şuraya ileri geri butonları yerleştireceğiz. Bu şurada olacak arkadaşlar. Şurada en son çıkışta olacak. Evet, bir sonrakine de geçti. Şuraya şimdi yerleştirelim. A class karusel kontrol, bakın preview ve next, preview href, tabii ki ds demo yazacağız. Herhangi bir sayfaya gitmeyecek çünkü data slide eşittir preview. A'nın içinde bir ikon yerleştirelim. Geri ikonu span class karusel, evet, prev ikon bu. Span'ı kapatalım şimdi. Aynı şeyi ileri buton içinde yapalım arkadaşlar. Control next, 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 control next ikon. Evet. Tekrar deneyelim. İleri geri butonlarımız. Evet. İleriye. Bu da geri. Evet. Karusel uygulaması da bu şekilde arkadaşlar. Böylece web sayfalarımızı biraz daha renkli ve canlı hale getirmiş olacağız. Dediğimiz gibi sadece resimler değil, aynı zamanda metinlerde kaydırma imkanımız var. Önemli olan burada şu araya yazmış olacağımız, yani karusel inner içerisinde yazacağımız ifadeler. Burada illaki resim olacak diye bir şey yok. Başlıklar olur. Zaten başlığımız burada, gördüğünüz gibi. Burada bir yazı olur. Bir haber olur. Mesela haberleri kaydırabilirsiniz. Bir logo olur. Logoyu kaydırabilirsin. Bu şekilde mesela referanslar yapacaksınız. Referanslarda firmaların logolarını iyileştireceksin. Kaydırabilirsin. Veya firmaların isimlerini iyileştireceksiniz. Kaydırabilirsiniz. Bu şekilde bir uygulamayı böylece tamamlamış olduk. Uygulamamızın son hali bu arkadaşlar. CallMD 6'yı kaplayacak şekilde ileri geri gidebilen bir karusel gerçekleştirdik, slider gerçekleştirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.